Work and Travel programı ile Amerika'ya geldik. Hem Türkiye'de bize aracı olan firma hem de burada çalıştığımız firma başta bizlere verdikleri sözü tutmuyorlar. Örneğin yaşadığımız yaşam standartları oldukça kötü. Yaşadığımız evde insan bile yaşamaz durumda. İşte fare var ve ısıtıcı bile çalışmıyor. Bunları çalıştığımız iş yeri sahibine beyan ettiğimizde yapım masraflarını bize verdiği peçeklerden düşüyor. Aa, güvenlik konusunda da sıkıntımız var. Başka bir işe girmek istediğimizde de önümüze engel çıkarıyorlar. Bu durumda bizim yapmamız gerekenler nelerdir Yasal salaklarımız nelerdir? Yoksa programı yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kalacağız. Şimdi benim öncelikle bu noktaki tavsiyem şu. Hani bu olumsuz durumlardan dolayı programı bırakıp Amerika'nın başka yerlerine gitmeye çalışmayın. Çünkü bu sefer yasal durumunuzu ilan etmiş oluyorsunuz ve sınır dışı süreciyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama tabii verilen programın hizmetleri ya da şartlarından memnun değilseniz Tabii ki o zaman programı bırakıp ve bu sponsor firmaları da, firmaları da bilgilendirip ülkenize dönüş yapmanız tabii ki bir imkan, tabii ki yapılabilecek bir a, çözüm de e, olabilir sizin için. E, ama sorunuza gelelim. Burada maalesef genelde bu tip öğrencilerimizin zorda olduğu durumlar oluyor. Çünkü ya siz e, buradaki büyük ihtimal anlaşmanızı Türkiye'deki danışmanlık firmasıyla yaptığınız için, danışmanlık firmasıyla yaptığınız sözleşmelere göre size verdikleri söz yerine getirilmiyorsa o zaman Türkiye'ye dönünce Türkiye'den o Türkiye'deki danışmanlık firmasına dava açma yoluna bakmanızda fayda var. Onun dışında eğer yaşama koşullarınız yerinde değilse o zaman mesela 311 denilen bir telefonu arayıp yaşam yani oturduğunuz, bulduğunuz apartmandaki yerde güvende olmadığınızı işte mülk sahibinin yeterli şekilde yeri yaşanabilecek halde tutmadığı noktasında tabii ki şikayette bulunabilirsiniz. Ama bu noktada tavsiyem hem Türkiye'deki danışmanlık firmasına hem onların aracılığıyla buradaki sponsor firma ya da buradaki sponsor firma ederek bu konuda gündeme getirip onların bu yaşanan durumu çözmesini ricasında bulunmanızı da tavsiye ediyorum. Yoksa maalesef kısa bir program. Zaten bu programdan kısa olduğu için maalesef bu tip kötü niyetli danışmanlık yerleri sizin bu durumunuzdan faydalanıyor bu şekilde. O yüzden tavsiyemiz bu şekilde onlarla yapıcı konuşup durumun çözülmesini sağlayın. Ama bir çözüm de üretilmezse döndüğünüzde Türkiye'deki danışmanlık firmasının aleyhine dava açmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.